Bunları konuşurken şimdi yeni doğrular, yeni bir gelecek, eğitim sisteminde de yeni bir gelecekten bahsetmek gerekiyor. Gelecek eğitim sisteminde bu bilgiler ışığında düşünecek ya da konuşacak olsak neler bekliyor gençleri, aileleri, eğitimcileri? 21. yüzyıl becerisi olarak eğitim sistemimizde en önemlisi 21. yüzyıl becerilerini aktif öğrenme denilen, deneyimleyerek öğrenme yöntemi. Yani klasik öğrenme yöntemine sınıfta öğrenciler toplanıyor, hoca anlatıyor, 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 öğrenciler dinliyor, not alıyor, evde çalışıyorlar ve böyle öğreniyorlar. Bu öğrenme yöntemi artık bu çağda geçerli değil. Çünkü nörobilimin gösterdiği öğrenme yöntemi şu bize, kişi deneyimleyerek öğrenirse, yani nörobilim based learning deniyor buna. Nörobilim temelli öğrenme. Nörobilim temelli öğrenme iki türlü oluyor. Biri problem odaklı öğrenme. Bir problemi çözerken öğrenince o bilgi kalıcı oluyor kişide. İkinci öğrenme de bu, yani beyin temelli öğrenme yahut da nörobilim temelli öğrenme dediğimiz öğrenmede de kişi beş duyusunu kullanarak öğreniyor. Yani o söküyor, takıyor, oynuyor, hayal kuruyor, deney yapıyor ve böyle öğreniyor. Böyle öğrenirsen, yani bir kişiye mesela şimdi psikolojide vardır biliyorsun. Depresyon nedir? Çalış gel deyince sınav yapıyorsun. Halbuki onun yerine şöyle desen bir gence, depresyondaki bir annenin çocuğunun nasıl etkilendiğiyle ilgili bir proje yap desen. Mesela. Ne yapacak? O kişi projeyi yaparken depresyon nedir öğrenecek, çocuk nasıl etkili öğrenecek, onunla ilgili bir literatür taraması yapacak ve o anki öğrenme, yani proje temelli öğrenme, kalıcı öğrenme oluyor. Öbür türlü öğrenme ezberliyorsun da uçup gidiyor. Yani onun için deneyimleyerek öğrenme, böyle projeler yapa yapa öğrenme. Biz onun için Üsküdar Üniversitesi olarak hep, yani daha ilk açıldığımızdan beri proje kültürü ve girişimcilik dersini de zorunlu ders olarak koyduk bütün bölümlere. Ön lisansa da koymuştuk. Ön lisans öğrencileri pek baktık isteksiz, boşa gidiyor. Oradan kaldırdık sonra ama lisans, yüksek lisans hepsinde var. Proje kültürü ve girişimcilik eğitimi. Yani bunlar hepsi şey, gençleri bu deneyimleyerek öğrenme yöntemini, zaten şu anda da Milli Eğitim bununla ilgili çeşitli proje okulları, çeşitli böyle atölye çalışmalarıyla bu yönteme geçmeye çalışıyor şu anda. İyi ki de çalışıyor. Geç kaldık ama hiç yoktan iyidir.